Bizde diyor alışılmış diyor, hakkımı helal etmiyorum deniyor diyor ikide bir de. Bu laf biraz fazla ve yersiz kullanılmıyor mu diyor. Yani doğru, bence de biraz fazla ve yersiz kullanılıyor. Bu tespit yerinde. Azize Demir soruyor bu soruyu. Yani bir defa bir insanda hakkı varsa ve hakkının ne olduğu belliyse, söyle kardeşim, hakkını verelim. Paranı mı yedik? Başka bir malını mı aldık? Neyse verelim yani. Helal etmiyorsan al hakkını. Eğer böyle bir maddi hak değil de manevi bir hak ise, olabilir, öğretmenlik hakkı olabilir, hocalık hakkı olabilir. O zaman da bunu Demokles'in kılıcı gibi bir silah olarak kullanmamak lazım. Ya hakkımı sana helal etmiyorum. Niye bana hakkını helal etmiyorsun? Çünkü sen Ankara'ya gidiyorsun. Yani benim Ankara'ya gitme hakkımsa ve Ankara'ya gitmede benim çıkarım varsa mesela, ben oraya gittiğim için sen bana niye hakkını helal etmiyorsun? Ben Ankara'ya gitmekle senin hakkına tecavüz mü ediyorum? Böyle bir şey olur mu? Anneler kızlarına, sen o çocuğu alırsan sana hakkımı helal etmiyorum. Bunun bir yere kadar doğru bir tarafı var. Yani anne düşünebiliyor, baba düşünebiliyor, hayatı biliyor ve tanıyor. Yani çocuk ahlaken bozuk, diyaneten bozuk, başka şeyleri bozuk, kızına denk değil, efendim durumu iyi değil vesaire. Yani maddi durumu demiyorum, durumu iyi değil. Şimdi böyle bir durumda kız gönlünü kaptırmış, bak başka da bir yol bulamıyor anne baba. Kızım gidersen hakkımı sana helal etmiyorum diye bunu bir tehdit olarak kullanabilir. Eğer fayda verecekse, ama buna rağmen takmayacaksa, bağışlayın, o zaman da çok bir anlam ifade etmez. Ama bu şeyin, hakkımı helal etmiyorum ifadesinin biraz fazla kullanıldığı bir gerçek. Kaldı ki İslam'da böyle Allah hakkına tecavüz söz konusu olmayan yerlerde insanların haklarını helal etmeleri, etmemelerinden çok daha güzel kendileri için. Helal ederseniz diyor Allah, bağışlarsanız ben bağışlamayı seviyorum diyor. Allah'ın bir adı da Afu, Gafur, bağışlayan, affeden filan. Siz de affederseniz diyor büyüklük göstermiş olursunuz. O zaman ben size o hakkınız karşılığında onun 10 katını veririm diyor en az. Ama etmezseniz iradeniz, hürriyetiniz sizin elinizde. Nasıl isterseniz öyle yapın. O zaman da hakkınızı kıyamet günü alırsınız. Ne kadarsa 10 kuruş hakkınız var. 10 kuruşunu alırsınız. Ama helal ederseniz en az 100 kuruş alırsınız. Şimdi akıllı insan bunu düşünür. Yani geçenlerde ben de yani sigara içenlere hakkımı helal etmiyorum demişim. Bir izleyicimiz, yani hoca bu hak helal etme daha güzel olan değil mi? Siz niye böyle söylüyorsunuz diye bizi ikaz etmiş. Doğru. Fakat bizimki buradan bu işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatmak için söylenmiş olan bir söz. Yoksa insanlar, eğer Allah'a bir tecavüz söz konusu değilse, Allah'ın hakkına bir dine, diyanete, namusa bir tecavüz söz konusu değilse, ki onlarda çünkü hani kamu davası gibi, orada dava sizi aşmış. Allah'la ilgili olan bir şeyi, Allah adına siz Allah'ın hakkı olan bir şeyi helal edemezsiniz. O helal edilmez. Mesela namuslu kadınlara iftira etme. O iftira edilen kadının hakkına tecavüz olduğu gibi aynı zamanda toplumu bozması itibariyle Allah'ın hakkına da bir tecavüz. Dolayısıyla o kadın, tamam ben hakkımı helal ettim demiş olsa, o insan affolmuş olmaz. O insan sadece o kul hakkını bağışlatmış olur. Allah'a ait olan hak duruyor. Ondan ancak Allah'a yalvarmak, Allah'tan af dilemek, ondan bağışlama dilemekle kurtululmuş olabilir. Yani İslam'da da haklarda safi kul hakkı olanlar, safi Allah hakkı olanlar, hem kul hakkı hem de Allah hakkı içeren haklar diye haklar vardır. Bu açıdan herkes ancak kendi hakkını helal edebilir.